Merhaba arkadaşlar. Gürkan ben. Matematik bölümü lisans son sınıf öğrencisiyim burada, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bugün topolojiye çok kısa bir giriş yapacağız. Aslında sadece topoloji uzaylardan bahsedeceğiz baktığınız zaman. Ama matematik bölümünde seçmeli olarak alacağımız bir topoloji dersini aslında böyle ilk 2-3 dersini sığdırmaya çalışacağız. Yani içerikleri oldukça geniş böyle. Sadece elimizdeki mesela reel eksen üzerindeki bildiğimiz topoloji, işte bilinen topoloji üzerine konuşmayacağız mesela ama daha geniş, daha da çok teoretik bir giriş yapacağız topoloji üzerine. Bunun için de elinizdeki notlardan beni takip etmenizi isteyeceğim. Arada tahtaya geçeceğim. Tahtaya geçtiğimde bana dönersiniz ama diğer türlüdeki her şeyi tahtaya yazmayacağım. Çok vakit kaybı olmuş bu şekilde. Başlayalım o zaman. Başta bir tanımımız var. Sevgili topolojik uzay nedir? Onu tanımlayacağız önce. Herkes hazır. Şimdi herhangi bir küme alıyorum. X diye herhangi bir kümem var. Ve X'in bir kuvvet kümesi var. Bu süslü Px diye gösterilen. Kuvvet kümesini herkes biliyor mu? Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tanım ne diyoruz? Kuvvet kümesi bir küme. Yani bir kümenin kuvvet kümesi o kümenin alt kümelerini içeren küme. Mesela x sonlu bir küme ise, en basit örnek şunu verebiliriz belki. İşte x sadece mesela 1 ve 2'den oluşan bir küme ise, öncelikle ben boş kümenin her kümenin bir alt kümesi olduğunu biliyorum. Kümenin kendisi de kesinlikle kümenin kendisi de o kümenin alt kümesi olacaktır. Alt kümene biliyoruz değil mi? Onun dışında biri içeren, sadece biri içeren kümede x'in bir alt kümesi olacaktır ve sadece 2 içeren kümede x'in alt kümesi olacaktır. Bunun dışında x'in bir alt kümesi yok. Dolayısıyla x'in kuvvet kümesi dediğim şey bu alt kümelerin kümesi. Kendisi de yok. Kendisini de koydum. Şöyle süslü Px diye gösteriliyor. Eleman sayısı da 2 üzeri zaten kümenin eleman sayısı kadar oluyor. Bunun ispatı da çok zor değil. Şimdi ben herhangi bir küme aldım, x diye bir küme aldım ve işte süslü Px, x'in alt kümelerinin kümesi olsun, yani kuvvet kümesi olsun. Ve süslü Px'in altında bir tau diye alt küme aldım. Kuvvet kümesinin bir alt kümesi ve tau kümesinin şu aşağıdaki üç özelliği sağlamasını isteyeceğim. Bu özelliklere bakalım. Öncelikle boş küme ve kümenin kendisinin tamının içinde olmasını istiyorum. Şimdi zaten kuvvet kümesinin içinde boş küme ve x'in olduğunu biliyorum. Ama tamının içinde de bunların olmasını istiyorum, boş küme ve x'in. İkinci koşulum her i elemanındır i için burada i indekse diye adlan. Neyse okuyalım ondan sonra açıklayacağım. Her i elemanındır i için tau'dan aldığınız u i elemanlarının bileşiminde ile tau'da olması gerekiyor. Yani bir anlamda tau'nun bileşim işlemi altında kapalı olması gibi bir şeye denk geliyor. O anlamı geliyor. Ama burada tabii i herhangi bir küme, yani i kümesi burada sonlu bir küme de olabilir. Doğal sayılar kümesi de olabilir ya da sayılamaz bir küme de olabilir. Reel sayılar gibi bir şey de olabilir. Yani bu ikinci özellik bize kısacası istediğiniz sayıda tau'dan eleman alın. Sonlu da olabilir, sonsuz da olabilir, sayılamaz sonsuzlukla da olabilir. Bu elemanların bileşiminin yine tau'da kalması gerekiyor. Üçüncü koşul ise alacağınız iki tane kümenin, yine tau'dan alacağınız iki tane kümenin kesişiminin bu sefer tau'da kalması koşulu. Bu koşul aslında orada aşağıda notlarda da yazdım. Matematiksel küme varım yöntemiyle gösterilebilir ki aslında bu koşul alacağınız sonlu sayıda elemanın kesişiminin yine tau'da kalmasına eşdeğer bir şey. Çok zor değil. Hatta aslında o şekilde daha çok kitaplarda söylenir. Öyle söylemek daha doğru. Yani olay kesişim olduğunda ben tau'dan aldığım sonlu sayıda elemanın kesişiminin tau'da kalmasını istiyorum. Ama bileşim olduğunda istediğim sayıda elemanı aldığım zaman bileşimin yine tau'da kalmasını istiyorum. Yani olay bileşim olduğunda istediğim sayıda eleman alıyorum. Kesişim olduğunda sadece sonlu sayıda eleman alıyorum. Topolojinin tanımı bu. Bu durumda tau'ya x kümesi üzerinde bir topoloji denir ve x tau ikilisine de topolojik uzay denir. Tau kümesini yani bu tau kümesini zaten biliyorsak direkt x kümesine de topolojik uzay diyoruz. Ve tau kümesinin elemanlarına da açık kümeler diyeceğiz. Bu önemli. Yani açık küme dediğimiz şey sadece topolojinin elemanları. Başka bir şey değil. Şimdi burada örneklere bakalım. Bir sorusu olan varsa tabii sorulur. Örneklere bakalım hemen. Bir küme aldım. Üç elemanlı bir küme, basit bir küme, sonlu bir küme. Ve bu küme üzerinde bazı topoloji olmaya dair orada şeyler var, şekiller var. Bu şekillerde böyle elemanları eğer
eğer yuvarlak için aldıysan bu elemanlar açıkmış gibi, yani topolojinin içindeymiş gibi düşünelim. Yani çok diğer türlü çok formal olmaz. Ya da hiç şekilleri göz önünde bulundurmayın, sadece altındaki o tau collection'larına bakın. Mesela birinci örnekte tau'nun içinde sadece boş küme ve kümenin kendisi var. Sadece boş küme ve kümenin kendisinden oluşan bu kümenin bir topoloji olduğu çok bariz. Birinci koşulu zaten direkt sağlanıyor. Ama ikinci ve üçüncü koşulu da çok bariz bir şekilde sağlanıyor. Bunu biz daha sonrasında en kaba topoloji ya da İngilizcesiyle trivial topoloji diyeceğiz. Yani zaten sonlu sayıda elemanım var. Bu iki elemanın birleşimi kümenin kendisi, iki elemanın kesişimi boş küme. Hepsi kümenin içinde. Bu çok bariz bir şekilde tabii ki de topoloji. Aynı şekilde sağa doğru gittikçe ikinci ve üçüncü şekillerde de işte boş topolojisi aşağıda belirtilen kümeler de birer topoloji. Son kümemin sonlu olduğu için bunlar çok rahat kontrol edilebilir yani. O altlarda yazan o ta kümesinde alacağınız her iki elemanın, istediğiniz iki elemanın birleşimi yine onun içinde olacak, kesişimleri de yine onun içinde olacak. Kümen sonlu olduğu için artık istediğim sayıda elemanın birleşimi değil de zaten sonlu bir eleman olduğu için alacağınız her iki elemanın kesişimi ve birleşimi tavanın içinde kalacak. Ama en sondaki figüre bakarsanız eğer orada A ve B'nin yuvarlak içine alındığını görüyorum. Dolayısıyla A ve B aslında açık kümeler güya. Ama A ve B kümesinin birleşimi yani A ve B'den oluşan küme bu küme içerisinde şey topolojide değil çünkü yuvarlak içine alınmamış. O yüzden bunun aslında bir topoloji olmadığını görüyoruz. Yani açık kümeleri A, B, boş küme ve kümenin kendisi olan bir yani şu şekilde olan. Bu son şekilde şu var. Son şekildeki tavanın içinde aslında boş küme var. Kümenin kendisi var. A'dan oluşan eleman var ve B'den oluşan bir eleman var. Küme var. Son şekilde ben diyorum ki bu bir topoloji değil. Çünkü topoloji olması için alacağım iki elemanın bileşiminin yine bu kümede kalması gerekiyor. Ama şu iki kümenin bileşimi şu küme. AB'den oluşan küme. Ama AB de topolojimiz yani şu kümenin elemanı değil. Dolayısıyla şu bir topoloji olmamış. Şimdi ikinci örnek daha da matematiksel gidelim biraz da. En kaba topoloji diyoruz. En kaba topoloji bir küme üzerine koyabileceğiniz eleman sayısı en az olan topoloji. Aslında sadece kümenin içinde boş küme ve kümenin kendisini koyuyorsunuz. Bunun bir küme üzerine koyabileceğiniz en ufak topoloji olduğu bariz zaten. Topoloji olduğu da bariz. Çok ilginç bir örnek değil. Zaten kaba bir topoloji. Yani çok bir şey, yani iyi bir topoloji değil. Yani güzel bir topoloji değil aslında. Onu daha sonrasında ne olduğunu yine göreceğiz. İyi bir topoloji değil. Üçüncü örnekte ayrı bir topoloji var. İngilizcesi discrete topoloji deniyor. Ayrı topolojide bu sefer aslında bu en kaba topolojinin tam karşısında duran topoloji. Ben bu tau, yani topolojide şu tau'nun kuvvet kümesinin bir alt kümesi olduğunu biliyorum. Ayrı topolojide tau'yu direkt olarak aslında x'in kuvvet kümesi olarak seçiyorum. Bu da aslında en ekstrem durum. Yani bu ilk iki örnek en kaba topoloji ve ayrı topoloji. İki tane ekstrem durum aslında. Bir tanesi en küçük topoloji, küme üzerine koyabileceğiniz en küçük topoloji. Bu da bir küme üzerine koyabileceğiniz en büyük topoloji. Eleman sayısı en fazla olan topoloji. Yani evet, yani ayrı topolojide tabii topolojiyi kuvvet kümesinin tamamı seçtiğim için ikisinin tüm alt kümeleri açık kümeler olarak adlandırıyorum. Çünkü hatırlayın, tam elemanların açık kümeler diyorduk. Şimdi dördüncü örneğe bakalım. Dördüncü örneğinde yine x herhangi bir küme olsun. Yine bu küme üzerine bir topoloji tanımlayacağız örnek olarak. X herhangi bir küme olsun ve x'in tümlerinin sonunda olan alt kümelere açık adını verelim. Yani bu tau collection'ın içine x'in öyle bir alt kümelerini koyuyorum ki bu alt kümelerinin tümlerinin sonlu kümeler. Ve ek olarak da boş kümenin de açık olduğunu varsayıyorum. Yani bir anlamda boş kümeyi de bu tau collection'ın içine koyuyorum. Ve bunun bir topoloji olduğunu savunuyorum. Bunun topoloji olduğunu göstereceğiz ama işte bu topolojiye öncelikle şunu söylemek lazım tabii. Eğer x sonlu bir küme ise ve benim topolojimin içinde tümleri sonlu olan kümeler varsa x sonlu bir küme olduğu için aslında bu ayrı topolojiyle aynı şey olacak. Çünkü x sonlu bir küme ise eğer x'in yani şöyle düşünün. X eğer sonlu bir küme ise x'in tüm herhangi bir alt kümesinin tümlerinde yine sonlu bir küme olacak. Dolayısıyla x'in tüm alt kümeleri topolojinin içinde olacak. Yani ayrı topolojiyle aynı olacak. Tümlerin ne olduğunu sorabilir miyim? Tümleyen şey.
elinizde mesela x uzayı varsa, yani kümesi varsa, hatta küme dilinden gidelim. X kümesi varsa, içinde de bir A kümesi varsa mesela. Şurası A kümesi olsun. Bu x'in içindeki daha ufak bir A kümesinin tümleyeninden bahsedebiliyorum. Bu A kümesinin tümleyeni de x'te olan A'da olmayan, yani yine x'in içinde kalan ama A'nın elemanları içen, yani A'nın komplimanı gibi o anda. Tümleyeni bu. Dolayısıyla elinizde sonlu bir küme varsa bu topoloji, yani açık kümeleri tümleyeni sonlu olan kümelerin oluşturduğu topoloji aslında ayrı topolojiyle aynı. Çünkü sonlu kümelerde dediğim gibi alacağınız her kümenin tümleyeni mutlaka sonlu olacaktır. Sonlu bir küme içerisindesiniz. Nasıl ayrı topoloji aynı oldu? Yani ayrı topoloji çok özel bir durum, yani hepsini içeriyor. Ayrı topoloji hepsini içeriyor. Yani ayrı topoloji ne yapıyor? X'in tüm alt kümelerini içeriyor. Şimdi X eğer sonlu bir kümeyse bir daha direkt örnek üzerinden verilmişsiniz. Mesela 1-2 olsun yani aynı şekilde. Şimdi bu topolojide ne diyorum ben? X'in, yani şu tavrını ne şekilde açıklıyorum? X'in alt kümeleri öyle ki tümleyeni sonlu olan kümeler. Şimdi sen buradan X'in alt kümelerinden hangisini alırsan al, bunun X'deki tümleyeni sonlu olacak. Hepsini içeriyor. Dolayısıyla alt kümelerin hepsini içerecek. Sonlu bir küme ise X. Sonsuz mesela. Sonsuzsa ayrı bir topoloji. Sonsuzsa buna işte Frege topolojisi deniyor. Matematik dünyası öyle demiş. İngilizcesi de finite complement topoloji. Sonsuzken de tabii ki de bir topoloji oluyor. Aslında topoloji olduğunu daha ispatlamak. Bunu ispatlayacağız şimdi. Şimdi bunun topoloji olduğunu ispatlamak için tabii ki de elimdeki topoloji aksiyonlarını, tanımını sağladığını göstermem gerekiyor. O Frege topolojiden bahsediyor. Frege topoloji. Oradan gidiyor. Matematik dünyasında Frege topolojisinde eğer x sonsuz bir kümeyse Frege topolojisi diyor. Ama daha genel işte sonlu sonsuz ayırmadan bu topolojiyi de finite complement topoloji diyor. O çok gerekli bir şey, önemli bir şey. Evet, şimdi ama açık kümeleri, yani taosu x'in alt kümeleri öyle ki x'in tümleyeni sonlu. Ve buna ek olarak da boş kümede açık olsun diyor. Yani topolojinin tanımı bu. Topolojinin tanımını yapmak nedir? Topolojinin o kümenin içindeki elemanları söylemek demektir. O kümenin içindeki elemanlar zaten açık elemanlar. Dolayısıyla ben burada açık elemanları söylüyorum. Kendim boş küme açık olsun diyorum. Ve şu şartı sağlayan elemanlar açık olsun diyorum. Herhangi bir x kümesi üzerinde. Şimdi ben bunun topoloji olduğunu göstermek istiyorum. Boş küme neden içinde değil mesela ilk şartı? Boş kümenin tümleyeni de sonlu. Ama tabii bizim kümemizin sonlu olduğu garantisi yok. Evet, aynen öyle. Sonsuz olabilir. Dolayısıyla benim bu üç şartı göstermem gerekiyor. İlk şartım, hatırlayın topolojinin tanımından ya da yeniden şöyle bir çevirip bakabilirsiniz. Boş küme ve kümenin kendisinin açık olmasını istiyorum. Yani ya buraya ya buraya düşmesini istiyorum. Boş küme zaten açık bunda. Kümenin kendisinin de şurada içinde olmasını istiyorum. Ama kümenin kendisinin tümleyeni boş küme olacaktır. Boş küme de sonlu bir küme, sıfır elemanı sonlu bir küme. Dolayısıyla ilk koşul sağlanmış oldu. Boş küme ve kümenin kendisi bunun içinde. İkinci koşula bakayım. İkinci koşulda herhangi elemanda aldığım herhangi sayıda elemanın birleşiminde yine şurada olduğunu göstermek istiyorum. Okuyalım, anlaşılmazsa yazarım. Şimdi dolayısıyla orada ispatta ikinci şıkka bakıyoruz arkadaşlar şu anda. UE diye bir küme ailesi aldım. Oradaki I dediğim gibi, şimdi birleşimlerden bahsettiğimiz için oradaki I herhangi bir küme olabilir. Yani sonlu kümeyle de uğraşabilirsiniz. Sonsuz sayıda kümeyle de uğraşabilirsiniz. Bunu sık sık söyleyeceğim. Şimdi dolayısıyla ben buradan aldığım herhangi bir küme ailesinin zaten söylüyorum. Bileşiminin de yine bu tamamının içinde kalmasını istiyorum. Yani açık olmasını istiyorum. Dolayısıyla UE diye bir küme ailesi aldım. Şimdi bu UE küme ailesinin bileşiminin, yani şunun UE diye yanılıyorum. Yani şu UE kümelerinin tüm bileşimlerinin tau'da kalması demek, eğer tau'da kalıyorsa daha doğrusu, bu kümenin tümleyeninin sonlu olması gerekiyor. Tanım gibi. Çünkü bu kümenin açık, bu kümenin elemanları şu şekilde tanımlıyor. Komplemanın sonlu olan küme. Dolayısıyla eğer bu eleman gerçekten açıksa ve UE'lerin de her türlü açık tabii. Dolayısıyla bu eleman eğer açıksa bunun komplemanın açık olması gerekiyor. Yine bu koşulu sağlaması gerekiyor. Bunu kontrol ediyorum. Bunu kontrol ederken şu elemanın, yani şu bileşim elemanının komplimanına bakıyorum.
Şimdi bunun komplimanına baktığım zaman çok küme teoretik bir şey. Alışkın değilseniz belki ancak soru gelebilecek bir şey ama şöyle bir şey var. UE kümesinin, yani UE bileşimlerinin komplimanı dediği şey, yani tüm reyini, yani şu x eksi, yani ikisinin şu bileşimden farklı. Aslında şuna eşit. Şöyle bir eşitlik var. Bu küme eşitliği gösterilebilir. Zor değil. Şimdi benim yapmaya çalıştığım şey hatırlayalım. Bu komplimanın, yani şu kümenin sonlu olduğunu göstermek. Eğer bu sonluysa ikinci koşulunda sağlanmış olacak. Ama ben şunu biliyorum. Buradaki bu i'lerin tamamının topolojik açık küme olduğunu biliyorum. Yani tamamının bir eleman olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki şu x eksi bu i'ler, yani bu i'lerin komplimanının tamamı aslında sonlu bir küme. Yine tanımlandırıyor. Değil mi? Çünkü bu i'lerin hepsi bunun içinde. Dolayısıyla komplimanı sonlu bu i'ler. Dolayısıyla elimde sonlu kümelerin herhangi bir kesişimi olmuş oluyor. Yani eleman sayısı sonlu olan kümeleri istediğiniz sayıda elinizde bu küme var ve bu kümeleri kesiştiriyorsunuz. Bu küme sonlu bir küme olacaktır. Şey sonlu dediğim zaman anlaşılıyor değil mi? Sonlu dediğim şey sonlu sayıda eleman sayısı olan bir küme. Bu küme sonlu olacaktır. Sezgisel olarak çok bariz aslında. Çünkü sonlu, evet yani sonlu elemanlı kümeleri istediğiniz kadar kesiştirin. Sonluysa mutlaka sonlu olacaktır her şey. Bu sonlu bir eleman. Sonlu bir küme. Bu sonlu bir küme olduğu için ikinci şartını da sağlamış oldu. Topoloji onun ikinci şartı da sağlanmış oldu. Dolayısıyla bize birleşimlerinin topoloji içerisinde olmasını söylüyor. Evet. Biz burada sonlu olduğunu gösterdik ama içinde olduğunu nasıl gösterdik? Şimdi şunun ben topolojinin içinde olduğunu göstermeye çalışacağım. Göstermem gerekiyor. Birleşimin topoloji içinde. Şimdi bunu sağlanması için ne olması gerekiyor? Bunun tüm değerinin sonlu olması gerekiyor. Tanımdan dolayı. Ben en başta bunu söylediğim zaten. Açık kümeler şunlar olsun. Şu şart ve şu şartı sağlayan kümeler olsun dedim zaten. Dolayısıyla benim şunu kontrol etmem gerekiyor. Eğer yani gerçekten şu birleşimin tüm değeri sonlu mu? Eğer sonluysa bu kümenin içinde olacak zaten. Tanım gibi. Burada da sonlu olduğunu göster. Üçüncü şartımda alacağım sonlu sayıda elemanın kesişiminin yine bu sefer tavada kaldığını söylemek. Burada bu sefer alacağım küme ailesi sonlu sayıda olacağı için bir eşittir birden n'e diyorum. N herhangi bir sayı olabilir ama sonlu bir sayı yani bir doğal sayı. Şimdi bu sefer bunların kesişiminin. Burada yine her bu iyi tahmin bir elemanın. Şimdi yapmam gereken şey, üçüncü koşulu sağlamam için yapmam gereken şey bunların bu sefer kesişiminin. Yine bir eşittir birden n'ye bu sefer. Tavada kaldığını göstermek. Aynı mantıktan bunun tavada olması demek şu kesişimin tüm reyinin sonunda olması demek. Dolayısıyla bunu kontrol etmem gerekiyor. Şunun tüm reyine bakalım. Şu kesişim. Yine şuradaki benzer kuraldan, de Morgan kuralları deniyor buna. Bu da şuna eşit. Yine UI'lerin tamamının ben tavla olduğunu biliyorum. Dolayısıyla UI'lerin tümleyenleri, yani tüm şu x-eksi UI'ler aslında sonlu kümeler. Dolayısıyla şimdi elimde ne olmuş oldu? Sonlu kümeleri sonlu sayıda birleşimini alıyorum şimdi yaptığım şey. Sonlu kümelerin sonlu sayıda birleşiminde yine sonlu olacak. Bu da sezgisel olarak açık. Bu da sonlu. Dolayısıyla bu gerçekten de bir topolojiyi göstermiş oldu. Şimdi bir başka tanıma geçelim. Tamam mı? X herhangi bir küme olsun diyorum yine. Bu sefer süslü B diye bir X'in kuvvet kümesini, bir alt kümesini alıyorum. Süslü B diye. Ve bu süslü B'nin aşağıdaki özellikleri sağlamasını istiyorum. X'ten aldığım her eleman için bu süslü B'de mutlaka bir tane X'i içeren eleman olsun diyorum. Birinci şartım bu. İkinci şartı da okuyalım. Eğer X bu süslü B'nin herhangi iki tane elemanın kesişimindeyse süslü B'de başka bir eleman bulabilirim. Öyle ki bu eleman yine bu X'i içeriyor ve bu kesişimin altında. İkinci şartta bunu söylüyorum. Tekrar gidelim. İkinci şartta mı? İkisini de. Tamam. Birinci şartta ne diyor? Şimdi x bir küme olsun dedim. Tıpkı tau gibi süslü B kümesi aldım. X'in kuvvet kümesini bir alt kümesi.
ve bu süslü belgemesinin şu iki tane koşulu sağlamasını istiyorum. Ona göre bir arkadan tanım gelecek, orada için bir koşul veriyorum. Birinci koşulum şu, X'den aldığım her eleman için o süslü belgemesinden bir tane, X'i, en az bir tane, X'i içeren bir eleman bulayım. Bulabileyim yani. Yani her X elemanıdır X için en az bir tane işte B elemanı vardır, öyle ki X elemanıdır B. Yani X'i içeren bir süslü B elemanı vardır. İkinci şartımda eğer X'in bir elemanı süslü B kümesinin iki tane herhangi iki tane elemanın kesişimindeyse bu süslü B kümesinden bir tane daha eleman bulabileyim. Öyle ki bu eleman yine X'i içersin ve bu kesişimin altında kalsın. Yani şu aslında şöyle aslında yani eğer şimdi birinci koşul demek şu demek aslında bunu arkasından gelen çok formel olmayan bir örnek var ama o fikirlerimizi çok şey yani daha iyi anlamamızı sağlayacak aslında. Ama şöyle düşünün. Birinci koşul aslında sadece şunu söylüyor. Eğer x şu düzlemse, yani şu koordinat düzenindeki tüm ikililerse, birinci koşul aslında diyor ki ve ben aslında şu anda işte bu x'e bir topoloji. Yani bu x üzerindeki topoloji şu anda yok aslında. Sadece x üzerindeki noktalardan bahsediyorum ve bazı nedir onu kınıyorum. Herhangi bir nokta aldım. Birinci koşul diyor ki bu noktayı içeren bir tane bana bir şey eleman şöyle bir şey mesela. İkinci koşul da diyor ki eğer bir eleman iki tane süslü bir kümesinin için kesişimindeyse mesela şöyle x diye bir eleman iki tane süslü bir şunlar ikisi süslü bir elemanları olsun kesişimindeyse ikinci şart diyor ki bir tane daha bir eleman yine süslü bir eleman olsun ve bu eleman da yine x'i içersin şöyle daha küçük bir eleman bunu söylüyor. B3 diğer B1 ve B2'den farklı bir eleman. Şu ortadaki mi? Evet. Evet. Ya mesela şurada zaten ya evet yani altında kalması gerekiyor. Kesişiminin altında kalması gerekiyor. Bunların kesişim açısından herhangi birisinin ismi bir alt üretti yani. Tamam. Bu durumda süslü bölge kümesinin elemanlarına baz elemanı diyeceğiz. Ve bu süslü bölge kümesi de aslında X üzerinde bize bir topoloji verecek. Bu topoloji nasıl verecek? Bunun bir tanımı var. Onu okuyacağız. Şimdi bir küme bir topoloji üretiyor diyorsam eğer, bir topoloji verir diyorsam eğer benim yapmam gereken şey tabii topoloji dediğimiz şey bizim sadece bir kümeydi hatırlayın. Sadece kuvvet kümesinin bir alt kümesiydi. Dolayısıyla eğer topoloji üretir diyorsam bir şekilde topolojinin elemanlarından bahsetmem lazım. Elemanların nasıl elemanlar ya da elemanların tanımını vermem lazım aslında. Burada da onu yapıyorum. Ne demiştim? İşte bu X'in alt kümesi olan U kümesi açık bir kümedir. Yani tamamen bir elemanıdır. Yani topolojinin bir elemanıdır. Eğer tüm X elemanları U için, yani U'daki tüm elemanlar için eğer bu süslü bir kümesinden bir tane eleman bulabiliyorsam B diye bir baz elemanı bulabiliyorsam bu süslü bir elemanlarına baz elemanı dedik. Ve bu baz elemanı da başta aldığınız U kümesinin altında kalıyorsa. Bunu yazayım. Çünkü ileride çok kullanacağız. Yani bir bazın ne şekilde? Ya bir, şimdi bu durumda aslında şu süslü bir kümesi tau topolojisini üretir ya da gerer deniliyor. Ama ne şekilde geldiği de aslında tamamen bu tanım. Çünkü ben bu tanımda açık kümelerin ne olduğunu söylüyorum aslında. Bunu yazayım ama. Çünkü ileride de kullanacağız. Şöyle bir şey. Elimde süslü B diye bir küme var. Süslü B kümesi de X'in bir bazıydı diyorum ve ben şu tanımda aslında süslü B kümesinin X üzerinde bir tau topolojisi ürettiğini söylüyorum. Dolayısıyla bu süslü B kümesi X üzerinde tau topolojisi üretiyorsa tau topolojisinin bir kümeydi ve o kümenin elemanlarından bahsetmem gerekiyor. Dolayısıyla açık kümeler nedir onu tanımlamam gerekiyor. Onun tanımı da şu. U yani X'in bir alt kümesi olan U, açık bir kümedir. Yani tam bir elemanıdır. Eğer her X elemanı bunun için süslü B'den bir baz elemanı varsa öyle ki umarım bu Türkçe güzeldir. X elemanı B ve bu B kümesi bazen aldığın B kümesi süslü B'den aldığın baz elemanı U'nun altında kalırız.
Bu bir tanım. Dolayısıyla şurası aslında ancak ancak diyebilirsiniz. Açıktır, ancak ancak. Bu matematik her zaman söylenmez ama tanımsa eğer buranın ancak ancak olduğu anlaşılır. Şimdi bir tane örnek var. Çok böyle matematiksel olarak çok sağlam değil ama kesinlikle şuradaki fikri aslında kafamızda şey yapacak bir örnek. Onu yapacağız. Aslında daha demin bahsettim bu örnekten. Tabii bu şartlar altında yani açık kümeleri şu olan küme, açık kümeleri şu şartı sağlayan kümenin gerçekten de bir topoloji olduğunu göstermek gerekir. Baktığınızda. Ama bunu göstermeyeceğiz. Çok zor değil. Şimdi bir örnek var. O örneği yapalım. Burada bana dönmenizi isteyeceğim çünkü oradaki şekiller de aslında bir sıra var. Şimdi birinci örnekte yine düzlemi düşünüyorum. Ve düzlem üzerinde bütün çembersel bölgeleri dikkate alıyorum. Yani düzlem üzerindeki tüm çembersel bölgeleri düşünüyorum. Yani şunlar, düşünebildiğiniz bir çembersel bölgeleri. Şuna süslü B bazı dedim. İki tane basama. İkinci örnekte de bu sefer düzlemdeki tüm dörtgensel bölgeleri alıyorum. Şu şekilde. Ya da işte şey, belirli şöyle koordinat düzlemi oturtursanız, şöyle işte şurası x eksene, şurası y eksene paralel, dörtgensel bölgeleri alıyorum. Ve ben bunların birer baz olduğunu göstereceğim. Bunu gösterirken tabi aslında biz bu düzlem üzerinde hangi topolojinin olduğunu biliyoruz. Hepimizin bildiği bir Öklid uzaklığı var. Aslında alttan alttan bunu kullanarak bunu göstermiş olacağım. Şimdi ben bunların birer baz olduğunu göstereceğim. Baz olma koşulu şu tanıma geri dönüyoruz aslında. İki tane koşulu olan tanım var ya. Baz olma tanımı. Burada bu elemanların gerçekten baz olduğunu göstereceğiz. Aslında daha demin çok benzerini yaptım. Birinci koşulum neydi? Alacağınız herhangi bir elemanın, yani şu koordinat düzleminde alacağınız herhangi bir eleman çevresinde bir tane baz elemanı bulabiliyor olmanız. Şimdi şunu önce bir şu süslü B'nin, süslü B'nin önemli de süslü B'nin bir baz olduğunu gösterelim. Dolayısıyla benim birinci şartım, düzlemde alacağınız herhangi bir nokta için bir tane şöyle çembersel bölge bulmanız gerekiyor ki o noktayı geçersin. Herhangi bir nokta için tabii ki şöyle bir çembersel bölge bulabilirsiniz. Ama burada evet, yani onu çizemiyoruz tabii ki de. Yani her hiçbir eleman boşta kalmayacak. Yani onun etrafında bir çembersel bölge olacak. Evet, her eleman için. Aynen. O. Her eleman için mutlaka o elemanı içeren bir eleman olacak burada. Yani çembersel bir bölge olacak. Burada koordinat düzlemdeki her eleman için. Zaten şu bazı düzlemdeki tüm çembersel bölgeler olarak belirli. O sonsuz tane çembersel bölge. Dolayısıyla mutlaka olacak. Ya aslında bilmiyorum mutlaka olmayı. Ama koşulum şu yani. Birinci şartım bu. İkinci şartım ne? Eğer benim x elemanım iki tane çembersel bölgenin kesişimindeyse, yani iki tane baz elemanının kesişimindeyse, şöyle bir yerdeyse. Ben ikinci şartın aslında burada sağlandığını biliyorum. Çünkü ben şunlardan, şunun içinde kalan, şöyle bir tane çembersel bölge çizebilirim. Dolayısıyla düzlemdeki şu çembersel bölgeler aslında birer bir süslü bir kümesi, bir baz kümesi. Dolayısıyla şu her bir çembersel bölge dolayısıyla bir baz elemanı. Çünkü bu süslü bir elemanlara baz elemanı diyoruz. Benzer şekilde bir tane eleman aldığınız zaman o elemanın çevresinde tabii ki de dörtgensel bir bölge bulabilirsiniz. Şu şekilde. Ve eğer bir eleman iki tane dörtgensel bölge, yani iki tane baz elemanının kesişimindeyse üçüncü bir baz elemanı bulabilirsiniz bu kesişimin altında kalan. Aslında yapacağınız tek, burada tabii şu özellik var. Çemberler için bu doğru değildi. İki tane çembersel bölge kesiştirdiğiniz zaman elinizde olacak şey çembersel bölge değil. Çembersel bölge değil bu mesela. Şurası çembersel bölge değil. Ama şurada durum daha değişik. Burada iki tane baz elemanını kesiştirdiğimiz zaman, yani iki tane dörtgensel bölgeyi kesiştirdiğimiz zaman elde edilen küme aslında yine dörtgensel bir küme. Yani yine bir baz elemanı. Dolayısıyla benim şurada ikinci şartta seçmem gereken bir küme var ya hani kesişimin altında kalan. Ben bu kesişimi de kendisi olarak seçebilirim. Çünkü her küme kendisini almayız. Çembersel diye bahsettiğim orada onu tanımlayabilirsin. Metrik gibi bir şey olsa gerek. Yani uzaklığı etrafında. Yani bildiğimiz Öklid. Öklid metriği. Ama yani oraya çok şey yapmak istedim. Yani şöyle demek istiyorum sadece. Mesela sen şu an koordinat düzlemi özelinde bir şeyden bahsediyorsun değil mi? Yani evet. Çembersel... Evet, koordinat düzlemi özelinde çembersel bölge. Tamam. Yarı çap olan. Ama dediğim gibi burada aslında hepimizin bildiği metrik var ya o düzlem üzerinde. Onu kullanıyor yani. O var tabii. Aslında baktığımız. Ama bu böyle şeyi sağlamlaştırır diye düşündüm. O yüzden geldim. Şimdi o zaman teoreme geçelim altındaki.
x tau ikilisi topolojik bir uzay olsun ve süslü B kümesi tau için bir baz olsun. Yani süslü B tau kümesini üretsin, tau topolojisini üretsin. O zaman tau, süslü B'nin elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesine eşittir. Şimdi aslında burada biz bu süslü B'nin ne şekilde bir baz olduğunu da anlıyoruz bu teoremden. Çünkü aslında bu teorem ne diyor bize? Topolojiden alacağınız herhangi bir eleman, yani herhangi topolojinin herhangi bir elemanı, yani herhangi bir açık küme aslında süslü B'nin elemanlarının belli bir bileşim şeklinde yazılabilir diyor. Bu da aslında neden baz olduğunu, neden bir şekilde o topolojiyi aslında ürettiğini bize söylüyor. Bu tabii şey, vektör uzaylarındaki, bilmiyorum biliyor musunuz da, vektör uzaylarında tabii bir baz var ama o baz daha da, eğer vektör uzayı sonluysa daha da özel bir baz. İşte her elemanı o bazın lineer kombinasyonu şeklinde yazabiliyorsunuz ve tek bir şekilde yazabiliyorsunuz. Ama buradaki baz öyle değil tabii. Yani buradaki işte tau'dan alacağınız herhangi bir elemanın baz elemanlarının bileşim cinsinden yazabilirsiniz ama bu yazım tek değil, unique değil yani. Bu o yüzden o kadar güçlü değil ama yine de bir baz yani. Neden baz olduğunu da aslında bu teoremden ben anlıyorum. Çünkü bir şekilde topolojinin elemanlarını üretiyor bana bileşim işlemi anlamında. Onu söyleyecektim. Tek değil derken mesela bir x elemanını farklı bazlarla ifade edebildiğimiz için, örneğin bir çember içinde iki tane nokta hayal edersek, o zaman iki ayrı çemberli de baz sayarak anlatabiliriz. O yüzden mi? Evet, öyle yani. Yani teklik der kastım. Ya teklik aslında şu, şurada belki de bir örnek vermek gerekiyor şu şey iyice bir şey. Bir örnek vereyim. Tekliği şimdi anlayacaksın. Nasıl bir örnek? Tamam, şimdi sonda bir küme alalım yine. Burada sadece 1, 2, 3, 4, 5. Bir de süslü bir yazayım. Bunu ne şekilde yazarsam bir baz olur. Bunu göreceğiz. Tamam. Bu şekilde de bir T kümesi yazıyor. Ta direkt ve ben bunun bir baz olduğunu savunuyorum. Çok emin değilim. Birlikte bakacağız. Ama evet bu baz aslında. Neden baz? Hemen kontrol edelim. Şimdi baz olmanın birinci koşulu neydi? X'ten alacağım herhangi bir elemanı içeren şurada bir eleman bulabiliyor ama. Burada herhangi istediğiniz eleman olan zaten o elemanda oluşan tek elemanlı kümeler var. 2'yi aldığınız 2 içeren, 3 aldığınız 3 içeren, 1 aldığınız 1 içeren kümeler var. Burada ikinci şey. İkinci şartım ne diyor benim? İkinci şart da aslında saçma şekilde sabitlenir ya böyle. Çünkü şey, şu süslü B'den alacağınız herhangi iki tane elemanın kesişimi boş küme ya. Dolayısıyla o ikinci şartta eğer x iki tane elemanın kesişimindeyse diyorum ya, boş kümenin hiçbir elemanı yani boş kümenin hiçbir elemanı olmadığı için orada kesişimde hiçbir eleman olmadığı için işte bu şart saçma bir şekilde sağlanır. Vacuous'ni diyorlar. Ne dedi? Vacuous. Yani aslında şuna benziyor. Hani elinizde şu şekilde bir önerme var. Bir şekilde şu P önermesi hiçbir zaman doğru olmuyor. Dolayısıyla şu önerme her zaman doğru kalır. Çünkü boş kümenin hiçbir zaman elemanı olamıyor. Dolayısıyla bu bir baz oldu arkadaşlar. Şimdi bu bazın nasıl kümeyi ürettiğine bakalım. Oradan şey, tekliğe gelmeye çalışacağım. Nasıl kümeyi ürettiğine bakmak için şu daha ispatını yapmadığımız şu teoreme son okuduğumuz bir teorem vardı. İşte x bir topolojik uzaysa, tau da işte x üzerinde bir topoloji ise süslü B'de tau için bir baz olsun demiştik. O zaman tau süslü B'nin tüm elemanlarının tüm bileşim elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesine eşittir diye bir teorem var. Bunu daha ispatlamadık ama onu kullanalım burada. Yani bu süslü B kümesi X üzerinde topoloji üretir diyoruz ya. Bu topoloji nedir? Nasıl bir topoloji üretir bu? Bir tahmini olan var mı? Bu nasıl bir topoloji üreteceğini X üzerinde? Not discrete topoloji. Aynen. Discrete olacak. Çünkü tam içine ben süslü B'deki tüm elemanların olası tüm bileşimlerini alacağım. Dolayısıyla tam içinde mesela boş küme olacak. Tüm elemanların bileşimi de olacak. Yani kümenin kendisi de olacak. 1 ile 2 de olacak. 1 ile 3 de olacak. 2 ile 3 de olacak. Vesaire.
Dolayısıyla bu discrete topoloji üretmiş oldu mesela bu baz. Şimdi tekliğe gelmeye çalışacağım. Neden bu baz, neden topolojinin içindeki bir elemanın bu bazların, bazdaki elemanların bileşimi şeklinde tek bir şekilde yazamıyoruz, ona bakmaya çalışacağım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Dolayısıyla şu, bunu ürettiğim topoloji ayrı topoloji. Yani dizgili topoloji olarak. Şimdi town içinde x'in tüm alt kümeleri var. Dolayısıyla mesela town içinde şu eleman var. Sadece bir eleman oluşturan eleman var. Bunu biliyorum. Şimdi ben bu elemanın şunu söylüyorum. Bu eleman şu süsü ve kümesinin elemanlarının bileşimi şeklinde tek bir şekilde yazılamaz diyorum. Şimdi bunun tabii şu şekilde yazabilirsiniz. 1 ile 2'nin bileşimi olarak yazabilirsiniz. Evet, bir de şu şekilde yazarsınız. Çok basit. Direkt şunu yazarsınız. Ya da şunu da direkt yazarsınız. Tam bileşim olsun. Dolayısıyla bir elemanın tek bir şekilde yazımı olmamış olur. Şu da bunu veriyor, bu da bunu. Bu şekilde, tamam. Tam 1 ve 2 bazın içinde değil. Yok, 1 ve 2'nin topolojinin içinde olmasını istiyorum. Hani baz topoloji üretecek ya, dolayısıyla ben şu 1 ve 2'den oluşan kümenin tamamen bir elemanı olarak aldım. Tarih bir topoloji olduğu için bu tabii ki de tamamen bir elemanı. Bu elemanı da bazın elemanlarının bileşimi cinsinden yazmaya çalıştım ama bu yazımın tek olmadığını. Ama bazın şimdi yani 1 bölü 2 kümesi bazın elemanı. Veya alttaki ayakta sağ tarafı. Evet, yazarım bu kadar kolay olmamalı. Şimdi o zaman daha şey bir örnek düşünürüz. Ya burada hepsini ayrı ayrı aldığımız için hepsi unique bir şekilde yazılabilir gibi geliyor bana. Bazın içine 1, 2 ile kadar. Bazın içinde 1, 2 ile koyalım diyorsun. Evet, o şeyi projenin yeni öğretti. Ne olacak? Evet. Bu yine baz olarak kalıyor değil mi? Evet, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Yani evet. Oldu galiba. İkinci koşulu sağlayayım, onu bakalım. Yani zaten yaşınla yaşınla kesişebilir. Kesişimleri de zaten yine yaşıyor, yaşıyor içinde. Evet. Doğru. Özür dilerim. Ama doğru yani. Doğru. Baz elemanın cinsinden bir ve iki bazın içinde değil. Dolayısıyla bazın elemanın bileşim cinsinden yazılmıştı. Yani şimdi yazabilirim. Bir ve bir ve ikinin bileşimi şeklinde yazabilirim. Buradan bu yazının tek olmadığını görüyoruz. Şimdi bunu ispatlayalım, şu teoremi ispatlayalım isterseniz şöyle bir sözle. Tao'nun bu topolojinin, yani tanınmış olan topolojinin, açık kümeleri şu şekilde olan topolojinin elemanlarının, ben süslü bir kümesinin elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesine eşit olduğunu söylüyorum. Öncelikle, tanım gereği süslü bir kümesinin her elemanı Tao'nun da bir elemanıdır. Yani süslü bir kümesinin alacağınız her eleman açık bir kümedir. Şu koşul çünkü çok açık bir şekilde sağlıyor. Şuradaki U yerine süslü B'nin bir baz elemanını koyuyorsunuz. B diye bir eleman koydunuz mesela. Bu B elemanının şu koşulu sağlamasını istiyorsunuz. Ama U'yu B olarak seçtiniz. Şuradaki B'yi de aynı kendisiyle kendi B olarak seçerseniz B hükümesinin X ile açık hüküm olduğunu, yani topolojinin bir elemanı olduğunu söylemiş olursunuz. Öncelikle bunu kavrayalım. Bu güzel. Yani gerçekten de bazın her elemanı, şu örnekte de zaten var. Bazın her elemanı X üzerindeki topolojinin bir topolojinde bir eleman olmak zorunda. Yani her baz elemanı açık bir küme. Dolayısıyla süslü bir kümesinin elemanlarının herhangi bir bileşimi de Tao'nun içinde olmalıdır. Çünkü Tao bir topolojiydi. Dolayısıyla istediğiniz sayıda elemanın bileşimi Tao'nun içinde kalabiliyordu. Dolayısıyla süslü bir kümesinin elemanlarının herhangi bir bileşimi de Tao'nun içinde olmalıdır. Şimdi biz şunu ispatladık. Biz neyi ispatladık şu anda? Şunu ispatladık. Süslü bir kümesinin elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesi Tao'nun altındadır. Bunu ispatladım. Şimdi küme eşitliğini ispatlamak için hani iki yönlü gidilir ya işte. Mesela şunu ispatlayacaksınız. İki tane kümenin birbirine eşit olduğunu ispatlayacaksınız. Bunu ispatlamak için
İlk yapmanız gereken şey A'nın B'nin bir amplitüdü olduğunu göstermek. Daha sonrasında da B'nin A'nın bir amplitüdü olduğunu göstermektir. Burada da onu yapıyoruz. Burada da iki tane küme var. Birisi tau, birisi de süslü B'nin elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesi. Bunlar iki tane küme. Bu iki tane kümenin eşit olduğunu göstermek için benim şunları göstermem gerekiyor. İlk kısım benim süslü B'nin elemanlarının tüm bileşimlerinin kümesinin tau'nun altında kaldığını söylüyor. Dolayısıyla bir tanesini göstermiş olurum. Şimdi yapacağımız şey tau'dan tau'nun bu sefer süslü B'nin tüm elemanlarının bileşiminin eşit olduğunu göstermek. Bu arada şunu göstermek için de yani A'nın B'nin alt kümesi olması demek aslında A'dan alacağınız her elemanın B'de B'nin içinde de olması demek. B'nin içinde alacağınız her elemanın A'nın içinde olması demek. Şimdi dolayısıyla ikinci şeyi gösterirken yani tau'nun süslü B'nin elemanların tüm bileşiminin kümesine eşit olduğunu göstermek için tau'dan bir eleman alıyorum. U diye bir tau'dan eleman alıyorum. Yani bir açık küme alıyorum. Şimdi ben tanım gereği süslü ve tau ürettiği için, tau topolojisini ürettiği için ve bir açık küme aldığım için, U diye bir açık küme aldığım için tanım gereği şunun olduğunu biliyorum. U'daki her eleman için, U'nun her elemanı için bir tane baz elemanı bulabiliyorum. Yani orada işte U diye bir küme aldım, tau'nun elemanı. Her X elemanı U için bir tane BX bulabiliyorum. BX var. Öyle ki x elemanı dx ve bx de u'nun altında. Ya burada her x için özel bir bx seçiyormuşum gibi. O yüzden şu altında bx lazım. Şunu biliyorum tanımdan dolayı. Ama eğer elimde bu varsa şu bx'lerin u üzerinden birleşimi u olarak yazabilirim. Dolayısıyla tau'nun ve elemanının bas elemanlarının birleşimi şeklinde ifade edebilirim. Şu çok açık değil aslında yani. Şuradan aslında çıkartabileceğiniz, yani en başta çıkartılabilecek şey aslında şu. Eğer tüm x'ler için şu bx'ler bunun altında kalıyorsa sizin şuradan ilk aşamada çıkartmanız gereken şey şu. Şu bx'lerin u üzerinden bileşimi de u'nun altında kalıyor. Bu buradan çok kolay çıkıyor. Diğer türlü de bunun eşit olduğunu söyledik ama eşitliğini göstermek için bu sefer u'dan eleman aldığım zaman şu şekilde yani U'dan alacağım eleman, evet. Yani ben şuradan şunu çıkartmak istiyorum. U eşittir aslında şu. Değil mi? Yani süslü ve kümesinin evet, süslü ve kümesinin elemanların herhangi bir bileşimine eşittir. Şunu göstermeye çalışıyorum ya. Şimdi şuradan çıkartacağınız ilk şey aslında şudur. Hani şuradan direkt bari şu bu kadar kolay değil. Ama şurada çok kolay çünkü ben U'dan alacağım herhangi bir eleman için bir tane baz elemanı olduğunu biliyorum çok. Değil mi? X diye bir eleman aldınız buradan. Baz olma tanımından zaten burada BX var bu işte. Dolayısıyla şu kümeler aslında eşitliği de buradan çıkartılıyor. Dolayısıyla bu teoremi ispatlamış oldum. Yani bu teorem bana tam içinde alacağınız, topolojik içinde alacağınız herhangi bir elemanı süslü B kümesinin, baz kümesinin elemanlarının bileşimi şeklinde yazabileceğimizi söylüyor. Bunun ispatı. Ya şu iki kümenin eşitliğini göstermek demek şu demek. İki küme birbirine eşitse birisi diğerinin alt kümesi, diğeri de onun öbürünün alt kümesi. Aynı elemanlar var bir yandan. Şimdi önemli bir teorem geliyor. Şuraları sileceğim. Gürkan 5 dakika sonra ara verebiliriz yaptım. Onu 5 var. Çok çabuk bitmedi mi ya sen? 5 dakika sonra mı verelim? Nasıl ayarlarsınız ya ben şimdi de bugün bir ara olmasın. O zaman 5 dakika bir ara verelim. Tamam 5 dakika. Ama gerçekten saat 10'da tam burada. Evet arkadaşlar çünkü